Ebru bizim sanatımız mı değil mi hala tartışmalıdır. Yaygın ve ağırlıklı görüşe göre Ebru İtalyan sanatıdır. Ama bizden batıya gitmiş diye biliyorum ben. Nerede? Şimdi bakın. Sen batıdaki eski yazmaları gördün mü? Hepsi Ebru'lu. Ama onlar 16'dan sonradır. Pardon. Ebru ile ilgili Vatikan. Hayır, Ebru ile ilgili yazılmış kitaplarda benim okuduğum şu. Çin'de var 8. yüzyılda böyle aynı bir şey sanat. Değil. Sonra Türklerde çıkıyor. Avrupalı seyyahlar vasıtasıyla batıya gidiyor. Ve 1646'da diyorlar Roma'da Türk kağıdı diye ilk defa Ebru ile ilgili bir kitap yayınlandı diye anlatılıyor. Yani Ebru tarihlerinde bu yazılıyor. Var mı öyle bir kitap? Öyle yazmışlar, bilmiyorum doğru mu yanlış mı, bakmak lazım yani. Biz Türkiye Osmanlı döneminde devamlı batıdan kağıt ithal etti. Kağıt batıdan geliyor doğru. Kağıt Ebru da ithal ettik. Ama sonra Ebru'nun ithali benim bildiğim. Bak bir dakika. Müsaade et bak. Bir kitap. Mesela. Türkçe bir şey. Önemli bir kitaptır. Matbu kitap. Matbu. Avrupa Ebru. Onlar matbu Ebru'lar tabii. Matbu Avrupa. Matbu ama mesela buyur. Dışına. Mutayyebat-ı Türkiye meşhur Galip Paşa. Şöyle tutayım. Ebru. Şimdi Ebru denince biz hep şunu zannediyoruz. Bunu göstereceğim. Çiçekli Ebru mu göstereceksin? Hayır. Hep şunları şey yaparız. Şunları Ebru zannederiz. Bunları şöyle tutalım. Sadece bu değildir Ebru. Bakın bir şey göstereyim. Bir Fransızca kitap. Bu da Ebru. Batı Ebru'su. Evet. Şimdi son araştırmaların gösterdiği özellikle Vatikan arşivlerinde ve kütüphanesi ki çok zengindir. Gösterdiği Doğu dünyasının Ebru'yu Haçlı Seferleri döneminde batıdan aldığıdır. Ama Çağatay Türkçesinde Ebre kelimesi var Ebru'yu karşılamak için. Yani şimdi, çok eski. Ebru'yu Farsçası da var. Ebru Farsça zaten. Şey, ama bulut demek. Bugün bulut. Kaş demek değil mi? Bulut. Ebru. Bu Ebru. Hayır. Ebru. Şeye git Avrupa'da. Bak şu var. Türkiye'de Ebru günlük hayata girmemiştir. Avrupa'da günlük hayattadır. Bizde yeni girdi. 80'den sonra girdi. Onu anlatacağım ben. Ama Avrupa'da bir not defteri al. Üstündeki Ebru'dur. Fark etmezsin onu. Öyle bir yapıyor ki adam. Modernleştirilmiş Ebru'dur o. Yani orada günlük hayattadır Ebru. Her şeyde Ebru'yu kullanıyorlar. Bizde özellikle 1980 sonrasında Ebru'ya bir geleneksel kimlik verildi. Ve bir parça da ruhani kimlik verildi. Çünkü işte o 12 Eylül sonrasında sazları öpme adetleri, efendim, hat merakı. Konuşmuştuk. Bunlar, evet. Tabii onları sanki dini obje muamelesi çekme. Ebru'da da bu oldu. Tamam, çok güzel bir şey. Yani özellikle genç kızlar Ebru yapmaya başladılar. Gayet güzel bir şey ama buna milli ve dini kimlik vermek çok yanlış. Ama şey deniliyor, Ebrucular diyor ki tek Türk sanatı Ebru'dur diyorlar. Yani peki, benim duyduğum o. Peki bana bir soruya cevap vermeli öyle lazım. Niçin hiçbir Kur'an'da Ebru yoktur, el yazması Kur'an'da? Niye Ebru kullanılmamıştır? Yapımından dolayı. Efendim? Yapımından dolayı. Niye? Söyle. Onu söylemem, siz söyleyin. Yani yapımında kullanılan malzemeden dolayı. Ondan mı? O da olabilir. Ondan. Ama şey var, ben onu nasıl söyleyeyim. Osmanlı arşivinde ki defterlerin çoğunda yani cilt kapaklı cilt işlerinde Ebru'dur hep. Orijinal. Hatta niye? Bunu ben Ebru'cu. Ucuz. Tabii cilt ucuz. Şeyi ne yapacak? Bak, dışını deri yapıyor. Biliyorum, getirdim. İçini yapıyor. Sevgili seyirciler, bu bir el yazması. Bir 18. yüzyıl el yazması. Şöyle tutayım. Sözlük mü? Ha? Sözlük. Hayır efendim. Bu şeyin ikinci nüshasıdır. Hekimbaşı Abdülaziz Efendi Mecmuası, meşhur Güfte Mecmuası. Bir nüshası üniversite kütüphanesi ve bir nüshası fakirdedir. Bu bir el yazması. Deri cilt görüyorsunuz şeyse. Şu cilde bakalım. Bu deri. Bu da bir el yazması. Üstü Ebru. Ucuz cilt. Bu pahalı cilt. Osmanlı'da içte kullanıyorlar ama iç kapakta, dış kapakta kullanmıyorlar. O pardon. Osmanlı arşivinde. Dış kapak. Osmanlı arşivinde diyor. Arşivde olabilir. Efendim arşivde niye kullanıyor? İçeride. Yani dışı deridir. İç, İçeride bunu koyuyor. İçte Ebru'yu koyuyor. Çünkü niye biliyor musun? Deriyi işlemek istemiyor. Şimdi bu 15. yüzyıl Ebru şeysi. Al. Kapakta Ebru. Mesela. İçte de Ebru. Bu ne zamana ait?
Bu şeyin neydi? Nasır Abdülbakir'in de tahkik risalesi. Cildi ne zaman acaba? 20 başı. Çünkü bu çiçekle bu daha önce yok, var. 20. yüzyıldan önce var mı? Var. Yani evet şeyle Necmettin Efendi'yle ve şeyle, Mustafa Düzgün İmam'la şey yapılmış ama vardır. Efendim şimdi şunları göstermek istiyorum. Mesela Ebru şudur. Hatlarda, levhalarda, burada örnek getirdim göstereceğim. Ve kitaplarda süsleme vasıtasıdır. Asıl sanat vasıtası değildir. Asıl sanat tesiptir. Ebru yan sanattı, bir yerde zanaattır. Küçümsemiyorum ama bize ait olup olmadığı hala kesinleşmiyor. Tartışmalıdır. Bir çok önemli tarafı bir de ucuz malzeme olduğu için çok kullanılmıştır. Evet ve yüzyıllarca ithal edilmiştir İtalya'da buna. Şimdi bu 1980 sonrasında, 12 Eylül sonrasında birçok şey bize değişti. Anlayış değişti. Ebru da böyle bir mahiyet aldı. Ama işte gördüğünüz gibi bu şey Haşim Bey mecmuası, müzisyenler bilir, onun ilk baskısıydı, bu nadir olanı. İç kapak şey, Ebru. Avrupa Ebru'su ama. Cildi şey, her şey orijinal. Bu cilt orijinal. Buyurun tekrar şey yapıyorum. 15. yüzyıl. Cilt orijinaldir, Ebru. Ama bu deri. Pahalı malzeme. Ama Kur'an'larda Ebru yoktur. Niçin yoktur sen söyle. Siz söyleyin. Şu kadarını söyleyeyim. Kullanılan malzemeden. Öd kullanıyorlar. Evet. Öd bazı din alimlerine göre temiz malzeme sayın değildir. O yüzden Kur'an'a Ebru konmaz. Fakat maalesef yeni başladı. Baskı Ebru ama. Kur'an'a mı koyalım? Çünkü el yazmasına yeni başladı, bilmiyorlar bunu, dikkat etmemişler. Öde olmadığı için olabilir yani. Hayır, şeyi de koyuyorlar. Ha, yeni baskılar. El yapımı da koyuyorlar. Yeni ciltçiler, yani eski Kur'an'ı mesela yeniden ciltliyor. Bilmedikleri için belki değil mi? Olmaz. Şimdi efendim, şu daha iyi bir örnek göstereceğim şurada. Ha, Ebru kötü bir şey mi? Asla değil. Mesela şurada birkaç tane getirdim. Mustafa Düzgün bana Ebru'su şu. 20. yüzyılın iki tane önemli ismi var zaten. İki önemli ismi. Necmettin Okyay, Mustafa Düzgünman. Evet, bu Düzgünman Ebru'sudur. Tabii çerçeve yapılmış, bunu yani üç ayrı parça var burada. Şey yapılmış ama hatta şurada imzası da vardı Düzgünman. Bu Düzgünman Ebru'su. Serhan yapmıştı bunu yıllar önce, Serhan Aytan bizim. Yani çerçeve haline getiren. Bu çiçek şeklinde yapmış. Bu şimdi yeni moda, evlere asılıyor Ebru. Duvarlara. Sizdeki de çerçeveli. Düzgün man kıymetli bir hatırası vardır. Onun için çağırdı ama duvara asma ben Ebru'yu. Bak duvara küçüm hat bile asıl. Küçümsediğinizden değil. Adet değil, hat bile asılmazdı eskiden duvara. Duvarlara hat asılması tanzimat sonrasıdır. Evet. Elinden o kadar senin gravür minyatür geçti. Eskilerde yok. Türk evini gösteren hiç hat gördün mü duvarda yoktur. Sarıyorlarmış değil mi? Rulo. Ayı albüm şeklinde sarıyorlar. Şey yapıyorlar evet. Sarayda da öyledir. Böyle şöyle büyük şeyler var, mukavalar büyük, onların içinde duruyor. Koleksiyon olarak topluyorlar, duvara asmak değil. Şimdi duvara herhangi bir şey asılıyor mu? Asmıyorlar. Asmıyorlar. Yok öyle bir kışın şey asıyorlar, kadife asıyorlar ki mangalı yaktığında taş duba şeyi geçirmesin diye. Efendim, mesela şimdi şu Ebru. Bu yazı yaklaştırabilirsek arkadaşlar, bu Necmettin Efendi'nin bir yazısı, Necmettin Okyay'ın. Yazı da onun, Ebru da onun. Çok büyük Ebru'cuydu. Evet. Yazı da onun, Ebru da onun. Ama zevk için yapmış, ucuz malzeme. Şimdi, demin söylemiştim, asıl hattın asıl malzemesi, süs malzemesi tesiptir. Ucuz malzeme Ebru'dur. Ama asıl malzeme tesiptir. Şuna bir bakalım, mesela şu etraftakiler tesip. Bu muhteşem bir şey. Kaç çeşit tesip yapmış. Görüyorsunuz efendim. Tesip de güzel, hat da güzel. İki, evet, üç. Bu güzel bir yazı. Çok güzel. İşte tesibi etrafında şeysi. Kefal. Hattat evet. Kim? Ahmet diye birisi. Kefal mı? Yok, bu şeyi harflerin bitişmelerini göstermiş. Tanırsın sen Ahmet diye birisi. Ahmet diye birisi. Benim Ahmet diye bildiğim bir tane hattat var. Kim? Üçüncü Ahmet. Onun. Yani hanedandan iki tane büyük hattat var zaten. Üçüncü Ahmet ve ikinci Mahmut diye. Abdülmecit, tamam, Abdülmecit. Mahmut çok iyi. Ama bu ikisi iyi, çok iyi. Çeşme... Çeşmelerde ya de var değil mi? Hattı var, evet. Ya adam çeşme yaptırıyor. Bir hattını kendi, bina yaptırıyor, kendi yazıyor şeyini. Kendi yazıyor.
Şimdi efendim bakın bu tesip altın işlemeli, altın dediğim mürekkebi altını. Süslü püslü aylar sürüyor bunu yapması. Bu suya daldı batı bitti. Şu Necmettin Efendi. Ucuz malzeme budur Ebru. Ama mesela günümüzün Ebru'cusu kimdir dersen bugün yapan. Çok Ebru pazarlayan var. Büyük Ebru'cu olarak gösterilenler var. Bir kişidir. Kendine mahsus hiç denenmemiş motifler çıkartır. Budur. Niyazi Sayın. Çok güzel. Şuraya bak. Yani şey bu. Çok güzel. Modern sanat gibi bir şey. Niyazi Bey'in piyasa şeyde yok. Ha böylesini bulursunuz piyasada yok. Piyasa böylesini yok. Bulursanız asın duvara. Çok değişik. Ben hastalıklar tarihine çok meraklıyımdır biliyorsunuz. Ve mikroskopun ilk keşfedildiği evet, onun gibi. Zamanlardan evet. Böyle şeyler evet. Vardır resimler. Evet. Aynen onun gibi. Evet. Ama bunu böyle yapan yok bak. Mesela bu Necmettin Efendi. Şeyse. Güzel. Ama dediğim gibi bunlar kitap kapakları, iç kapakları bazen. Genellikle iç kapak. Daha ucuz işlerde kitabın dış kapağı. Ve hatların ucuz malzemeyle süslenmesi. Ama buraya da altın çekmiş. Evet. Budur Ebru. Onun için Ebru'cu arkadaşlar hiç kızmasınlar benim söylediğime. Tekrar söyleyeyim. Kökeni yani menşei daha belirsizdir. Türk sanatı mı, Orta Avrupa sanatı mı karar verilmemiştir.